müzik kulübü başlıyor herkese iyi akşamlar burası joy Türk klasiktir cumartesi akşamları 19'u gösterdi ve biraz da evet müzik dinliyoruz tadını çıkarıyoruz ama konuşmak ve anlatmak vaktidir e, bu akşam e, konuğum daha önce de bizi ziyaret etmişti 2014 yılında çıkardığı albümden sonra 3 yıl geçmiş Gökçe tekrardan bizi ziyaret etti çok teşekkür ederiz efendim ve hoş geldiniz hoş bulduk efendim 3 <laughs> yıllara güzel bir ara hemen ben e, tabii ki bütün müzik konusunda ne varsa bu bir saate sığdırmaya çalışacağım. Tabii ki de yeni albümü tabii ki sıcağı sıcağına konuşmak isterim. Yani yine çılgın projeyi albüm yapıyor. Müzisyenler <laughs> <Aynen>. her şartlara <laughs> rağmen herkes bütün müzik endüstrisini anlatıyor <laughs> ama üretmeye yazmaya bir mutluyuz bir mutluyuz. Çok <laughs> mutluyuz. Sekiz şarkı ikisi canlı. Evet. İnceledim. Biraz klibi de izledim. Klibi sonra konuşuruz ama önce bir albüme tekrardan girme işte ürettik birikti şu şarkı bu kadar stüdyo. Üç yılda fena bir zaman değil bekleme. Süremiz de geçmiş bayağı. E aslında beklemedim ben. Ya ben birazcık şey hani ay şu anda istiyorum diyorum. Şarkıları çıkarıyorum, yapıyorum ya da buluyorum. O şekilde çıkıyor. yani çok fazla Hani şu tarihte yapayım diye düşünmüyorum açıkçası. Canım isteğine göre. Altı şarkıyı kaydettin. <laughs> evet. O bir sene sürdü. Kaç şarkıdan seçtin? Hep Demek böyle bir, bir sene önce canım istemeye başlamış. Ha, bir sene önce altı şarkıyı artık kaydetmeye karar verip çıkış bir seneyi buluyor. E tabi. Bir Do. sene sürüyor albüm. Yani ancak. Bir de tabi Ale'nin dönüşleri. Yo bana söylemedin ben. Aa, yo. Unutuyor mu? <laughs> Alen Konakoğlu. Ya evet. hayır. <laughs> ya bazen evet böyle bir şeye geliyor yani. Geçtiğimiz çok, programda da siz beni mi arayacaktınız dedi telefon bağlantısında. Alen'i bağlamıştık hatırlıyorum ben. Siz beni mi bağlayacaktınız? Öyle bir şey mi var? <laughs> yayında mıyız falan gibi. Öyle oluyor bir bazen. Bir giriş yaptı. Ne kadar da kaydettin? Yine Alen'le kaydettin. Ne kadar da kaydettin? İşte bir sene sürdü. Ama ben bir sene sürmesi şöyle oldu. Düzenleme ve kayıt bölümü. Yani benim vokal kaydı e, çok kısa sürüyor. Hatta bir günde... E, 4-5 saatte iki şarkı söylediğim oluyor back vokallerle birlikte. Çünkü biz e, çok detaya girilmesinden yana değiliz. Yani tekniğe çok takılmaktan yana değiliz. Ruhunu öldürüyor diye düşünüyorum ben. Şarkının şurasında şöyle çığlık atayım. Şurasında olmadı. Şurası nefes alayım falan gibi şeylerim yok benim. Ve söyledikçe şarkıdan soğumaya başlıyorsun. Ve o kelimelerin o ruhu gidiyor bence. O yüzden böyle... 2 3 tekrar yapıp bitiriyoruz. Şimdi 6 şarkı da aslında enteresan bir risk çünkü hmm. biraz adını albümün koyamayabiliyoruz evet. niye koyamayabiliyoruz çünkü bir alıştığımız bir düzen var evet. işte iki veya 3 single ile çıkma single veya maxi single evet. adı veya 10 veya artı diye çıkma ama o bir albüm bu tam bir arada oldu aslında biraz evet. riskli de bir karar olsa gerek 10 tane de olsa aynı altı tane de olsa aynı olacağını düşündüğüm <laughs> için risk, niye böyle bir şey risk var? almaya karar verdim ya dedim ki şimdi beni seven ya da hani beni dinlemek isteyen insanlar hani en azından arabaya koyduğumda üst üste 6 tane şarkı dinlesin. Hani 10 tane de olabilirdi ama 10 bana göre çok kayıp şarkılar olarak görüyorum ben. Şu an Türkiye'de en çok sevilen sanatçı bile 100 bin satabiliyor mu? Yani anca satıyor belki. Artık ee, satışları takip etmiyoruz. Şimdi yani ya da internetten girdiklerini düşünelim. O birazcık daha doğru veri oluyor. Ama internetten de klipli olan şarkıya genelde giriyorlar. Öteki şarkıları çok bilmeyebiliyoruz çok seviyor olman lazım o kişiyi. Ancak o kişinin sadece kendi hayranları biliyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden herkes o albümün işte 10 şarkısını bilirmiş. Sevse de sevmese de. Radyocularda bu klipli şarkı deyip çalmıyordu eskiden. Hatta radyocuların e, ünlü ettiği, hit yaptığı şarkılar vardı eskiden. Biraz ne kadar güzel zamanlardı bunlar. Artık sana. Evet. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Ulaşım daha fazla. Evet, evet. Radyocunun artık herhangi bir keşif görevi kalmadı gibime geliyor. Ben yine şahsi fikrimi söyleyeyim ama radyo her radyo programı ayrı düşünebilir. Işte evet. dijital ortamda. Artık zaten müzikler orada, Hı -hı. insanlar kolaylıkla kendi seçimlerini, tarzlarını, listelerini yapabilirler. Radyolarda birazcık daha artık içerik üretip, evet. e, konuşulacak şeyi müzikle doğru ayarlayarak evet. daha lezzetli hale getirip biz niye dinlenelim ve ne yaparsak dinleniriz diye evet. düşünmek zorunda kalacaklar. Bir şey daha, yani ben konuşuyorum, konuk gökçe. <laughs> Bu radyo programcısı için iyi bir şey. Bilmiyorum müzisyen bunu nasıl düşünür. Bu radyo programcısı için çok iyi bir şey çünkü radyo programcısı artık ben şarkı ...keşfederim, güzel müzik çalarım ve Hı -hı. radyo programım dinlenileri bir kenara bırakıp... ...ben kendim şahsi olarak bu programa Hı -hı. ne katabilirim? Mi e onu da yap, onu da yap. Onu da yapıp, onu da yapınca zaten o şahane bir şey Yani oluyor. hani albümü aldığında ya ben bu şarkı çok sevdim deyip... ...çalmak aslında tam da keşfetmek de değil. Ama o bir sürü kişi söyleyince o hakikaten klipsiz bir şekilde... ...sevilir bir hale geliyordu. Herkes biliyordu. Benim Vay Be Ben Neymişim de başıma gelmişti. O çok şaşırmıştım. Yani klip başka şarkıydı ama radyoda başka şarkı sevildi mesela beklemedin onu o döneme olarak. denk geldim ben sonra yok oldu zaten ben o. senin albümüne isim buldum Gökçe <laughs> Seninkisi ne Maxi ne? single ne de albüm A yüzü B yok <laughs> A yüzü B yok B1. A yüzü B1 o da live Live. peki, peki. güzel olur. bir giriş yaptık daha uzun konuşacağız şimdi ama kısa bir aradan sonra müzik kulübü devam ediyor Gökçe <laughs> Hanım daha hiçbir yerlere ayrılmayın <laughs> müzik kulübü devam ediyor müzik kulübü devam ediyor mikrofon başında ben Lori Barokas yanımda az önce söylediğim gibi Gökçe biz biraz önce birazcık ısındık artık daha da alevlendireceğiz. <laughs> yeni albüm Kırmızı Kurdele ya da benim deyimimle Kırmızı Kurdela 8 <laughs> yeni şarkı, ikisi canlı canlı performans onu da dinledim. Hemen tabi albümleri veya projeleri artık o isim koymakta zorlanıyoruz ya onu öne çıkaran görsel ve klipler ...artiste çektin. Ben bir tane klip gördüm... ...bu albümle evet, ilgili. Daha, Tek var değil bir, mi? Evet, ha, şey, yok da var. da var. Armağan, Armağan yazının başında çıkarttık. Öyle önden bir. <laughs> Artist klibini izledim. Bu moda. Bunu söyleyeceğim. Bu yeni moda müzik dünyasında... ...atar yapmak... <laughs> Bu yeni moda. Bu artist klibinde de oldukça bir atarlar var. Aslında çekim olarak ve görsel olarak bayağı uğraşmışsınız. Genel izlediğimiz evet. kliplerden birazcık daha e, farklılığını gösteren kliplerden Film bir tanesi. Film gibi oldu. sketch. Bol açık mekan var. Bol. Anlat çekimleri. Uzun uzadı diye anlatabilirsin çünkü ya. normalde 8 saatte biter. 2 gün falan mı? 3 gün. 3 gün. Hatta üç buçuk diyebilirim. Üç buçuk. Bir o şey Hayrettin'in o çok yazın meşhur olan <laughs> Şiflemingolarımızı. flamingolarımızın. <laughs> özü <laughs> o patladı o gün çekilemedi dördüncü <laughs> güne kaldı gibi tabii bir sürü sorun da oluyor yani Sultan Ahmet çekiyorsun onu düşün polisler geliyor gidiyor izin, verme, i̇zin verme, yok mu? var mı var Zabıta geliyor, izin var mı? Durduruluyor. Sonra başka bir ekip geliyor, izin var mı? <laughs> Karakola gidiliyor, sonra bırakılıp. Yani daha işin içinde tabii neler var çekim dışı. Çünkü orada drone bile Hı -hı. yasak biliyorsunuz. Yani Sultan Ahmet'te falan. Çok zor bir klipti gerçekten. Benim açımdan olan, o benim o kamyonun üzerindeki o mini şortla dans ettiğim bölüme gelirsek. Sabah 7 ben böyle başladım sahilden böyle oynuyor oynuyor gitmeye. Bir de onları tutunuyorum arada bir yanlışlıkla arkaya doğru... Yani uçarım yani arkaya gitsem bir frende falan. Biraz tehlikeliydi. 4 saat sürdü benim o bölümlerim. Maslak'ta trafik tıkandı. Yani çok kötüydü trafik. Kaç mekan kullandınız İstanbul'da? Ya şimdi benim bölümümde Ortaköy'den başladık. Sarıyer, Sarıyer'den Maslak, işte Maslak'tan dönük Beşiktaş oraları kullandık. O kamyon bölümlerde. Ya arkama bakıyor mu dans ederken Bir de aşağıda arabalar. <laughs> Adamcağız gözü uykulu böyle rüyamı görüyorum. Kahps mı görüyorum. Çok tuhaftı benim için. Çok utandım. Sonra Gökçe dedim bırak artık kendine utanma yapacak bir şey yok. İnsanlar bappıdı bappıdı bappıdı... diye geçiyorlar falan. Çok zordu benim için gerçekten. Biraz aslında ee... burada konuk ettiğimiz müzisyenlerle klip konusunu çok konuşuyoruz. Klipler bazen birbirine çok benziyor. Bazıları biz niye bu klibi çektik diyorlar. Bazıları kendilerini ifade edememekten evet. şikayet ediyorlar. Ee, bazıları tabii şartlar ya yani bazı gerçekleri de kabul etmemiz lazım. Şartları evet. öne sürüyorlar. Yapmak istiyoruz ama Hı -hı. bu kadar yapabiliyoruz diye. Sen ama aslında biraz klip çekmeyi seven bir Seviyorum. Yüzün hemen o ışığı veriyor izlediğiniz Özellikle çünkü... böyle değişik bir şey olsun. Bazen işte. ne diyorum sıkılmışsınız siz <laughs> burada. Değişik sorma bir şey sorma olsun, diyorlar. Değişik yani. bir şey olsun. Seviyorsun. Çok seviyorum evet. Ve kamerayı da seviyorsun. Çok. Ve beraberinde sakladığım soruyu da paylaşacağım çünkü biraz reklamlarda falan oynayınca sende var aslında öyle bir şey değil mi? Evet. Kamerayı çok seviyorum. Niye peki bir projede Görmedik seni hiç. Ya şöyle ya. bir şey oldu aslında ben tiyatro eğitimliyim. Biliyorum. Ama işte ilk başta bir sürü dizi geldi. Ya biri işte Güneydoğu'da bir yerde, biri İzmir'de, biri bir şeyde dedim ki ben müzik yapamayacağım. Hmm. Yani tamam oyunculuğu çok seviyorum. Ama asla eğer böyle başlarsam daha hani bir şey yapmadan gerisi tamamen oyunculuk olarak gelecekti biliyordum. Ee, hep genelde reddetmek zorunda kaldım. En son rahmetli Osman Yağmur Dereli'nin bir dizi teklifi geldi. Hı hı. O çok içime sinmişti. İşte bir tıp da okuduğunu zannediyorlar işte kızın. E, doktor olacağını zannediyorlar. Halbuki şarkıcı, işte müzisyen. Ailesi işte doğuda falan. O çok hoşuma gitmişti. O da şey Merset maalesef vefat etti. Öyle kaldı benim hani olayım. Projede sonra işlenmedi anladığım Yok, kadarıyla. Yok olmadı yani evet. Güzel de hikaye. Evet çok güzel aslında <laughs> komikti de böyle enteresandı. Sonra e, sinema filmleri de geliyor ama şansıma mıdır nedir bilmiyorum çok e, içinde olmayı çok istemediğim filmler geldi senaryo olarak. Enteresan bir lüks. Güzelmiş. Kimileri bu Yok projeleri ya. bulamıyor. Biri hani, gelse gerçekten... için bir proje oynasak çalışsak diyor. Ya Ama bazı filmler var ya hani puanları üç buçuk dört buçuk olan. Yani, oynamak için oynamak istemiyorum açıkçası. Güzel bir şey de olmak tabii ki. isterim tabii Yok, ki. Yani. Çok haklısın tabii ki. Tabii Yok romantik komedi olur şu bu olur ama kastettim gerçekten hani senaryo okurken böyle <laughs> koltuğa doğru böyle içeri içeri kaçtığım böyle Müzikten filmlerdi. Müzikten seni yani. uzaklaştırır mı? Efendim? Müzikten seni uzaklaştırır mı bir oyunculuk işine? Asla böyle öyle bir şu anda mesela istiyorum şu anda çünkü hani belli bir en azından belli bir kitlem var belli bir müzikte bir adım var bir şu anda yapabilirim ama tabii ki haftanın her gününü alan bir dizide yine oynamayabilirim çünkü yine müzik yapamam. Dizinin zor olduğunu söylüyorlar evet. çünkü çok hızlı gelişen ve sürekli devam eden sinemanın biraz masası daha fazla. Aynen oluyor. bir ayda bitiyor zaten o e, genel ve genel birazcık daha, genel daha genel oyuncular ardı. için çok daha e, daha zor ama daha hatmedilerek yapılan Aynen. bir proje olduğu söyleniyor. Hiç anlamam oyunculuktan herhalde ikisi de güzeldir olsa gerek. Peki kısa bir ara devam ediyor Müzik Kulübü birazdan yine buradayız. Müzik Kulübü devam ediyor. Müzik Kulübü devam ediyor. Tam da ortasına doğru ilerliyoruz. Programın hata geçmeye bile başlamış olabiliriz. Küçük bir hatırlatma. Çarşamba 21'de Gökçe ile en azından ilk yarısını kaçırdıysanız tekrarlı olacak Müzik Kulübünün. Podcast'te tüm sezon boyunca ayrıca takip edebileceksiniz. Biz tabii ki yepyeni bir albümü konuşuyoruz. Kırmızı Kurde la Benim deşimle de. tabii ki kırmızı <laughs> kurdele çok da eğlenceli bir albüm zaten bu eğlenceli rock terimini biz senin sayende öğrendik yıllar önce yıllar <laughs> önceye de biraz gitmek istiyorum İlk iki bölümde hem klibi hem yeni albümü konuştuk şaka maka ben seni tanıdığım ve senin müzik yaptığın günden bu yana da 10 yılı geride bıraktık bir Vay 10. Be. yıl kutlamasındayız evet. niye kutlamayalım tamam evet 50'yi 40, 30'u kutluyor ama onu da kutlayabiliriz yani ne müzikler hani var iki yıl sonra kalmıyor 10. <laughs> evet. yıl e, 5 albüm yazmışım doğru evet, mu? Evet, 5, 5, 5 albüm, albüm bu 5 albüm şaka değil çok hızlı müzik gelişiyor 10 yılda Aha. da aslında 3 yılda bir 2 yılda bir soundlar müzikler değişiyor evet. sen yine albümü evet. yaptın kendini var etmeye çalıştın pop oldum o arada tutmaya çalıştın <laughs> evet eğlenceli rock oldun pop oldun pop sonra oldum funk oldun ee, kolay bir şey olmasa gerek hiç düşündün mü böyle her albümde neler düşünüyorsun ne değişti ee, bu işin kafası nasıl o sürekliliği devam ettirmeye ya, çalışmak aslında o eğlenceli rock şöyle çıktı biz rockı Türkiye'de sadece bunalım karanlık evet, evet, ağlayarak ve öyle zannediliyordu ağlayarak. hala hala bile öyle zannediyor burada hala öyle hiçbir şekilde bir şey değişmedi şu anda belki çok az birkaç grup evet artık eğlenceli yapıyor tamamen şey böyle oturacaksın niçe gibi sözler yazacaksın işte ne bileyim işte bir ay böyle belki bir kelimeyi düşüneceksin oraya ne koysam acaba falan. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum tanıyorum öyle Şu isim vermeyeyim. Ee, ama yurt dışında olaylar bambaşka adamlar provaya giriyor. İşte ''Bahya Cimba Hoca ya bunun sözleri böyle kalsın çok güzel bence diyorlar ve sözleri öyle kalabiliyor. Ama burası o kadar hani geriden geliyor ki hala ben onunla daha geçtim aslında evet rock eğlenceli de olabilir <laughs> arkadaşlar hani diye öyle bir isim taktık o dönem. Ama sonra benim zevkim de değişti yani büyüyoruz yaş alıyoruz ve müzik keyfin değişmeye başlıyor küçükken. Bizim evde hep caz çal çalınırdı. Çünkü babam çok e, seviyor caz. I derdim. Şimdi ben de caz dinliyorum. Yani hep bir ı dediğin bir şeyi yapıyorsun ya hani. <laughs> beyaz tişörtten nefret ederdim ama en çok yakışan şeymiş meğer. Hani bana göre. Bunu şimdi anlıyorum falan. Ee, daha çok böyle hip hop, böyle pop, balkan... Yine hafif belki rock olabilir içinde biraz Eklektik müziklere merak salmaya başladım sokak müziklerine falan derken öyle bir değişime uğradım o bir, arada bir albüm bir, bir albüm <laughs> müziğinde mutlaka ıı, sırıtır. böyle özellikle grup müziklerindeki böyle konu kaldığımızda onlara da <laughs> sormayı seviyorum bu soruyu çünkü bu soruyu Yabancı müzik radyolarını bazen takip Hı -hı. ediyorum. Oradaki müzisyenlere soran sunuculardan çaldım. Birinci albüm tam bir acemilik devresi oluyor. Evet. <laughs> İkinci albüm birinci al albümdeki acemiliklerin örtüldüğü iyice profesyonelleşmeye yüz tutmuş şahane bir albüm oluyor. Bazen de ama ya ben niye böyle bir şey yaptım ben aslında sertim deyip... ...daha büyük bir hata yaptığın... ...albüm olabiliyor ikinci ya, albüm. Ya, mutlaka ayrıntılar vardır ama... <laughs> ...üçün çok riskli olduğunu söylüyorlar mesela... ...çünkü hani ikide bir çıkış oluyor... ...artık bir e, iyi gitme oluyor. Bu evet. müzisyeni veya grubu... ...rehavete düşürebiliyor. Sonra... ...tekrar bir toparlama süreci oluyor. Evet. Beş albümünde bir grafiği olmuş olabilir... ...senin adına. Üçten Biz, bir, itibaren aynı devam etti. Bir tane aynen, aynen. Tamam anladık... ...ne yapardım bilmem falan artık futbol sahalarında... falan. ...ona evet. bir şey demiyoruz <laughs> ama... ...bir parlayan bir şey veya... E, benim için burada çok yükseldim burada çok düştüğümü hissettim dediğin albümleri soracağım tabii ki. Beş tane albüm var her evet. birini ayrıştırmak istiyorum ben. Hemen söyleyeyim. Birinci albümde gerçekten hani bir dikkati çektim. Yani işte aa işte değişik geliyor kulağa sound falan. Vay be ben neymişim çok sevildi en çok bir de. İkinci albümde ya ben Niye böyle bir müzik yaptım? Ben sert rock aslında seviyordum deyip böyle eleştirileri kompleks aldığım ve eleştirilerle eleştirileri çok taktığım bir dönemde. Ee, i̇şte işte trip hop rock ve sert soundlu rock yaptım. O albüm zaten tamamen yok. Mesela Hayko ile bir düetim var. Benim yazdım Beste. Şu anki tarzla alakası yok. Grunge bir şarkı var. Ee, öyle bir dönem mesela o o tamamen gerçekten dibe vurdum. Hmm. Çünkü ilk çıkışla o çok alakası olacak. Belki onunla ilk çıksam başka bir şey olur yani. Underground'dan başka bir yerden kaynaklandı yoksa proje hedefiyle ilgili bir şey. Şöyle olacak. be şimdi öteki türlü çıkıyorsun, ötekini yaptığın zaman inandırıcı olmuyorsun o kitle tarafından. Yani o sert rock dinleyen insanlar seni öyle kabullenemiyor. Çünkü sen öyle çıktın. Yani ben de öyle kabullenemiyorum. Müzisyeni bir kalıplaştırma vardı Ka var. değil mi? Var, kesinlikle var. Ya en azından çok uç olmamalı. Öyle diyeyim. Bunu da hani... ben kabul edemiyorum. Bob Dylan bir albüm yaptı son. Yok, Bambaşka ben başka bir şey yaptı yani. Kesinlikle <laughs> öyle. Ama yani şey olarak da öylesin. Yani mesela çok tatlı güler yüzlü bir kızken hmm. o müziği yapmayı hiç yani koyamıyor, koyamadılar hani bana. Üstüme oturtamadılar. Öyle diyeyim. Ee, daha sonra zaten dediğim gibi hayatıma davul girdikçe her şeyi dinlemeye başladım. Her şeyi dinleyince de davulda R&B'ye aşık olduğum için başladım. R&B işte Balkan vesaire hepsi gelmeye başladı. Derken üçüncü albümüm işte en ciddi çıkış yaptım artık tuttu fırlattı ve ne yapardım bilmem. Onlarla sonraki albümde de her şey bitmedi bitemezle çok iyi gitti. Yani çünkü ya böyle hep eğlenceli şarkılarla hareketli şarkılar anılmak istemiyordum. O şarkı çok sevdiğim bir şarkıydı benim normalde yani senelerdir dinlediğim bir şarkıydı. Onu da çok sevdiler çok sevindim mesela her şey bitmedi bitmedi. Yani slow bir şarkım çok sevildiği için çok sevindim. Şimdi Bahriye bir soru soracağım. Yine sana bir soru sorunca geniş bir cevap geleceği için bir sonraki bölüme <laughs> geçelim. <gülüyor> Bir ara mı verilsin yoksa devam mı edilsin? Bir ara verilsin. Peki Ay. tamam. Tamam. Geri, ama <laughs> rakamlar ama onu Tamam Daha kısa bir yapayım? ara. Kısa bir ara müzik kulübü devam edecek vaktimiz bol bir sonraki bölümde tabii ki devam edeceğiz. Gökçe burada hiçbir yere gitmiyor kısa bir ara. Müzik kulübü devam ediyor. Müzik kulübü devam ediyor. Tabii ki Gökçe'yi hiçbir yere bırakmadık yakalamışken güzel özetledim değil mi? Geçmişi diyor. <laughs> evet güzel özetledi bu vakte göre ama ben geçmişte kalacağım. Demin vay be ben neymişim dediğinde ve arada attığım bir şeyle beraber bir soru aklıma geldi. Bir soru daha soracağım sonra daha hı hı. geniş ama oraya geçmeden önce bunu da sorayım. Benim için sürpriz şarkılardan bir tanesi dedim. Ben onu burada paylaşmak istiyorum. Aslında bambaşka şarkıların öne çıkacağını beklerken üzerine hiçbir klip çalışması yapmamama evet. rağmen bu şarkı yürüdü gitti. Bu biraz müzisyenler ne kadar bazı şeyleri planlasalar da evet. o kadar da o böyle işte egzerlere yazıldığı gibi olmuyor galiba. Aynen. Zaten mesela bir yere konsere gidiyordum afişte şey yazıyordu. Gök Vay be ben neymişim. Ya <laughs> ona da çok sinir <laughs> <sınır> oluyorum ya. <laughs> Öyle. Hadi benimki iyi. Öykülerde şey yazıyor. Öykü e, evlerin önü boyalı direk. O daha güzel. kötü. Tamam. <laughs> güzel. 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 Ee, bir bir oldu bu yani. yani. <laughs> bir soyada oldu bu senin için. Bir ara öyleydi. Hani ne ha o işte falan. Hani ilk başlarda öyle yapıyorlar. Öyle bir stratejileri var organizatörleri. <laughs> 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 Benim aklıma da direkt o geliyor. Vay <laughs> be ben neymişim yazısı. Ama yazısı. Yani bu, bu da bir marka. Bu da bir marka. Peki. Seni en son burada Matruşka'yı duyurunca da ağırladık. Ee, çok zaman geçti aradan. Ee, bir müzik kulübü bölüm yapalım burada. Tam bir müzik konuşalım. Genel olarak evet biraz böyle sinyallerden verdin. Balkan müzikleri şuradan seviyorum, buradan seviyorum. Ama her her yere artık az önce de hani söyledik ya her yere ulaşabiliyoruz evet. müzik açısından bu ulaşımla birlikte senin de böyle özellikle dinlediğin özellikle sevdiğin ve her bir yeni albüm yaptığında seni değiştiren ya da etkileyen müzikler vardır biraz böyle e, derin müzik sorularına geleyim ben neler dinliyoruz en son ne konser izledik biraz bu aralar az konser izledik ama evet e, <laughs> buradan selam olsun hepsine e, işte seni en çok etkileyen e, şu albümü yaptım şu gruptan etkilendim sonra öyle bir şey dinledim ki öbür albümü şu yansıdım yansıdı falan. Ee, bir Böyle bir geniş soru soruyor ama sen ben... bu bölümü burada zaten kapatırsın sonra. Böyle yok çok uzun konuşmayacağım. Ee, yani şu çok etkilendiğim isimlerden biri Miss Platinum benim. Miss Platinum'u çok seviyorum. Biz bilmiyoruz onu. İşte o yüzden söylesem mi gruplarını mesela ama Kaiser Orkestra. duymak istiyoruz. Güzel. Tamam. tamam Kaiser ben Orkestra'yı edeyim. çok seviyorum mesela. Bunlar böyle indie, böyle enteresan müzikler yapıyorlar, Sokak müzikleri yapıyorlar. Ama müzik platform esas. Bana hani bayağı yön veren o. Dinlediğin zaman ha diyeceksin hmm, tamam, zaten. Dinleyeceğim zaten. <laughs> dinleyeceğim, 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 dinleyeceğim. Ya Çingeneleri çok seviyorum. Yani biraz çingene kafaları. Mesela Barcelona Cipsi Orkestra var. O, Hı -hı. o seviyorum. O kadının sesini çok seviyorum. Daha çok bu tarz şeyler dinliyorum. Bir de e, 70'ler rock yani hala ee, o benim çok, senin bir röportajına yani, da rastladığım bir şey. Sen 70'lerin... Sürekli öyle. 80'ler ve 70'ler rock müziği. 80'lerin rock, rock müziğini sevmekle birlikte böyle bir... E, o dönemin fiziki yapısına, evet. felsefesine, Aynen giyimine, öyle da Her bayağı türlü bir, öyle e, Evim öyle. Sevdiğini söyledim. Bir evet. röportajında okudum ben. Hatırlıyorum şimdi. Yani sorunca. yaşam biçimim öyle, evim öyle, arkadaşlarım öyle. E, Dekorasyonum öyle, kıyafetlerim öyle, her şey hep böyle 70'lerde kalmış durumda bende. Albümde peki bir gün bir Hayır, analog kayıt falan Hayır ben bir o dönem mi? Mi? o daha enteresan. Müziğe hani... yansır mı bu bir analog kayıt veya işte hep beraber girelim canlı kaydedelim kaydı falan? Ya işte bir tek bunda var o işte canlı kayıt öyle kaydedilmiş evet, iki, tane. i̇ki tane ama gerçekten çok seviyorum ve aslında benim sesim ya yani funk müzik çok seviyorum. Benim ses rengim funk'a inanılmaz uygun. Ya yani funk yapmak hep böyle buramda bir kalacak yani. Bir de Kalmayacak. bunu dedi, Kalmayacak. Bir de bunu yap. <laughs> yani aslında proje olarak yapabilirim tabii ki. Güzel. Gelecek projeleri konuşacağım. Bir sonraki Konser bölümde. Konser grubu olarak hani illa albüm çıkarmak zorunda değilsin. Güzel bir funk proje yaparsın. Çıkarsın Bilmiyorum, Ben ya o yani. projeyi konuşacağım ama dedim ya bir sonraki bölümde. <laughs> kısa bir ara. Birazdan devam edeceğiz. Müzik kulübü devam ediyor. Pekala müzik kulübü devam ediyor ama bu bölümün bir özelliği var. E, adı var. Bir saat ne zaman, hangi arada, ne yaptık da bu kadar çabuk geçtiği bölümü ama ben yine hatırlatayım. Biz çarşamba günü bu programı JoyTürk'te saat 21'de tekrar edeceğiz ve tüm sezon boyunca da karnavansızlık Al uygulamasında podcast'ten keyifle Gökçe neler anlatmış neler söylemiş dinleyebileceksiniz. Benim de arada sorduğum saçma sorularla birlikte. Son bölümdeyiz bir şey unuttuysam tabii ki sen hatırlatırsın gönül rahatlığıyla ama yayına gelmeden önce ne var ne yok neler yapıyorsun derken böyle çok heyecanla anlattım bir girl band kız grubu projesi. Evet. Ki sen zaten her şeyden <laughs> önce aslında <laughs> hayat bir toz bulutuyken zaten bunu yapıyordun Yedi kadındık prova arasında tiramisu yapıyorduk işte Evet. <laughs> Güzel Birbirimize Şimdi... giriyorduk ben genelde şey susan kızı kız kızı oynadım çünkü zor yani Şimdi yine bir benzer e, projeye imza atmayı düşünüyorsun. anlatsana. Ya aslında şöyle şimdi onu erkekle gezmekten o kadar sıkıldım Oo, ki. kapayın programı tamam bitti. Bitti müzik kulübü. 10 erkekle kalsa iyi yani bunun asistanı var menajeri var. Hadi 12 erkekle geziyorsun tam bir kadın olarak. Yemeğe oturuyorsun 12 erkek. Otele gidiyorsun 12 erkek. Dedim ki yeter artık ben kadın yani, nerede çalışmak istiyorum. Yani tamam o benim çok sevdiğim arkadaşlarımın olduğu grup hala duracak. Daha böyle cover'a yönelik daha 8 kadın olacağız sahnede bu arada. Üç nefesli bir klavye işte diğer altyapı enstrümanları. Gökçe ile Bizim Kızlar. Hayır. <laughs> Gökçe ile Bizim Kızlar adı. Ya <laughs> alternatif pop yapacağımız yine bir şey. Bu grupta daha önceki o bildiğimiz 7'den birileri var mı? Yoksa bu Ve... tamamen bambaşka bir ekiple mi? Şimdi yiyecek? ben o grupta davulcuydum. Onu da ben gidemediğim aslında. zamanlar ikinci davulcu İlke Devrim Duman gidiyordu. O var bir tek. Onun dışında kimse yok o gruptan. Müzik tarihinde çok iyi hem vokal yapıp hem davul çalan Phil Collins örneğiyle özellikle. Ben yaptım. Ee, var yani bu Şöyle olmaz festivaller vardı bir ara İsim vermeyeyim. <laughs> Festivallerin ismini vermeyeyim. Ee, hep açılışı öyle yapıyordum. Yani davul çalıp şarkı söylüyordum. Davulcu böyle benim yanımda oturuyordu. Sonra o davula geçiyordu ve ben öne gelip şarkı söylüyordum. Çok aşırı heyecanlandığım bir şey. Çünkü gerçekten şimdi şöyle heyecanlıyorsun. Grubu dinliyorsun ya o an sahnede. Hem grupla iyi gitmen gerekiyor metronom vesaire. Üstüne bir de şarkı söylemeye çalışıyorsun. Bir de o kendini dinleme. Ya zor. Sahnede daha zor. Ama çalışınca o şarkıyı kolay oluyor yine. Şimdi konser verecek misin vereceksin evet, her müzisyen ki. gibi ben çok spesifik konser tarihi almayı evet. sevmiyorum nazar değiyor galiba olabilir Sonra iptal olur <laughs> ertelenir falan ama bütün evet. bu konserleri nereden takip edeceğiz seni nereden takip edeceğiz şu an var mı böyle bir yoğunluk şöyle sen bir çok türlü? seversin neyi <laughs> <laughs> takip etmeyi takip ediyorum. Ben evet çok iyi sosyal medya <laughs> dili biri olarak evet. evet Neyse ki sağ olsun asistanım İrem o işlerle. <gülüyor> <yediliyor>. <gülüyor> Benim Gökçe Gökçe değil. Gökçe değil. Kedi. Kedi gibi yani evet, Gökçe değil. Dişin çer olduğu için söyledim biliyorum, Gökçe değil. Instagram'ım da öyle, Facebook'um da Twitter'ım da öyle. Orada hep zaten Aktif kullanıyorum <laughs> Orada konser tarihlerimizi görebilirsiniz Bir sonraki projeyi de sen hayal edersin Ben seni tanıdığım kadarıyla Bu sefer ne kadar değişik bir soundla Yıllar sonra <laughs> seni müzik kulübünde Konuk edeceğiz ee, Ne kadar değişik Daha R&B soundla Hadi bakalım bir evet. de bunu dene Daha sen. bir R&B <laughs> soundla Konserlerde de belki funk O kendim için benim için Peki. Var mı unuttuğun bir şey <laughs> Yok daha çok konuşuruz da biz artık bir daha. <laughs> tamam yormayalım insanları. Müzik kulübünü bitireceğim. Gökçe'yi konuk ettik. Haftaya cumartesi yine müzik kulübünde. Yine yepyeni bir konukla. Yine müzik konuşacağımız bir sohbette görüşmek üzere. Unutmayın programı kaçırdıysanız. aa Gökçe'ymiş konuk falan gibi şeyler düşünüyorsanız. Çarşamba 21 program tekrarı. Ve tüm sezon boyunca da karnava.com uygulaması podcast'lerde dinleyebilirsiniz. Ee, i̇yi akşamlar. İyi hafta sonları. İyi akşamlar.